Kanal 64 Haber'in doğru adresinden merhaba. 22-26 Mart haftalık haber bültenine hoş geldiniz. Ben Sedef Börekçi. İlkler şehri Uşak'ta bir ilk daha. Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesinde çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde İzmir, Afyonkarahisar, Ankara yüksek hızlı tren projesi Eşme Salihli kesimi T1 tüneli kazı başlangıç törenine katıldı. Burada yapılacak tünelde Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini anlatan Kara İsmailoğlu, bu tünelin kazı çapı 13,77, iş çapı ise 12,5 metre olan Türkiye'nin en geniş çaplı TBMM makinesi kullanarak açacağız. Kullanılan bu yöntem sayesinde Türkiye'de ilk kez hem hızlı trenin kullanacağı ana tünel hem de yaya, ambulans ve bakım hizmetlerinde kullanmak üzere güvenlik tünelini aynı tüp içinde inşa edeceğiz, dedi. Uşaklı ressam Devrim Erbil'in eserleri posta pullarında. Posta ve Teşkilat Anonim Şirketi 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülüne layık görülen ve 1991 yılında devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırılan Uşaklı ressam Devrim Erbil'in eserlerinin yer aldığı Resimden Pula Devrim Erbil İstanbul Resimleri konulu sergi düzenlendi. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası sergi salonunda gerçekleşen sergide Erbil'in eserlerinin yanı sıra PTT'nin hazırladığı 2021 yılı pul emisyon programı kapsamında tedavüle sunulan Türk ressamlarımızın tabloları konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tanıtıldı. Sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Belediye Başkan Yardımcısı ve davetliler katıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerince yapılan çalışmalarla ilgili detaylar. Hep birlikte bakalım. Uşak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan saha çalışmaları neticesinde il merkezinde tütüncü olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin kaçak makaronları piyasaya sürdüğü, ayrıca içeriği belli olmayan tütün mamullerini makaronlara doldurarak piyasaya sürdüğü bilgisi alınması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 100 bin adet sahte bandrolsüz boş makaron ele geçirilmiştir. İş yeri sahibi GA hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılmıştır. Sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını kesintisiz sürdüren Uşak Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü bir şölene çevirdi. Dezavantajları ortadan kaldıran sosyal bir belediyecilik anlayışını hayata geçiren Uşak Belediyesi 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla birçok renkli etkinliğe imza attı. Down sendromlu çocuklar bizzat Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın da katılım sağladığı etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı. Kırmızı Siyahlılar Zonguldak'tan eli boş döndü. Türkiye Futbol Federasyonu 2. liginde 30. hafta maçları oynandı. Beyaz grupta mücadele eden Uşak Spor, Zonguldak deplasmanından eli boş döndü. Aşigolar'ın play-off grubuyla arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Uşak Spor 30 hafta sonunda oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 8 yenilgi ile 44 puan toplayarak 10. sıraya geriledi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Uşak Şube Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Yapılan genel kurulda tek aday Veli Karakaya başkan seçildi. Karakaya konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede kendisini bu göreve layık gören bütün arkadaşlarına teşekkür etti. Karakaya üzerimize çok emeği vardır dediği eski başkan İsmet Özgün'e de teşekkür plaketi takdim etti. Uşak Türkiye ortalamasından daha yaşlı. TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılına ait istatistiklerle yaşlar verileri açıklandı. Türkiye'de yaşlı nüfusun toplum içindeki oranı 2020 yılında %9,5 oldu. Uşak'ta ise bu oran 12,7 olarak gerçekleşti. Uşak bu oranla Türkiye'de 31. sırada yer alırken nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının Uşak ili için 2025 yılında %14,1 olacağı görüldü. Uşak'ta bir köyde kitap sevgisini yaygınlaştırmaya çalışan muhtar, sosyal medya kampanyasıyla 5000 kitaplık kütüphane kurmayı başardı. İlyas Sungur, merkeze bağlı Ortaköy'e 2 yıl önce muhtar seçildi. Sungur, köye bir kütüphane kazandırmak amacıyla ihtiyar heyetiyle yaptığı toplantıların ardından çalışmalara başladı. Sungur'a kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yaklaşık 5000 kitap gönderildi.
Küçükbaş deri sektörünün sürekli kaybettiği, talebin gerilediği, fiyatların düştüğü gerçeğinden yola çıkarak deri sektörünün yeniden canlandırmak ve deri sanayicilerinin büyükbaş deri işlemeye özendirmek amacıyla Uşak Büyükbaş Deri İşleme Projesi gerçekleştirilmektedir. Yapacağımız şey şu, bu tesiste şu anda artık bu dönemin en modern makineleri çalışacak. Dolayısıyla deri üreticileri, büyükbaş hayvanlarda deri üreticileri şu anda kendilerinin yaptıkları, belki de eski makinelerle yaptıkları ya da yapmaya çalıştıkları hizmetleri küçükbaş hayvanda, büyükbaş hayvanda daha modern makinelerle bu tesise gelip yaptırabilecekler. Bu tesiste daha kısa sürede, daha teknik makinelerle, belki daha ucuza yaptıracak ve hep şikayet ettikleri maliyetlerinde belli bir düşme de yaşayacaklar. Projenin nihai faydalanıcısı Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi. Proje ortağı ise Zafer Kalkınma Ajansı'dır. Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finanse ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü rekabetçi sektörler programı desteklenmektedir. Projemizin adı Uşak'ta Büyükbaş Deri İşleme Teknik Destek Projesi. Proje sahibi Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi. Projenin ortağı Zafer Kalkınma Ajansı. Projemizin amacı, yola çıkış noktamız, Uşak'ta küçükbaş deri işleyen firmaları büyükbaş deri işlemeye özendirmek, üretim ve gelirlerini arttırmak ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Projenin konusu, büyükbaş deri işlemek isteyen sanayicilerimize büyük sermaye gerektiren makine ve ekipman yatırımını yapmadan sermayelerini kendi bünyelerinde bulundurmalarını sağlamak ve en düşük ücretle fason hizmet verecek büyükbaş deri işleme tesisinin kurulmasıdır. Haber bültenimizin sonuna geldik. Bir dahaki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.